Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek kayrına duru görü hislerim ve öngörülerimle sizlerle abonelerimi neler bekliyor bunlara niyet e, yorum yapacağım. Sadece ama sadece videolarım, videolarımdan şifalanmak, videolarımdan uyumlanmak için e, abonelerime niyet edip karşınıza geliyorum arkadaşlar. Abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak bana emek harcıyorsa ben de niyetlerimi bu yönde diliyorum arkadaşlar abonelerim niyetleri abonelerimin istekleri tez vakitte de gerçekleşsin inşallah gönlünüzden geçirdiğiniz ne hacetiniz ne dileğiniz de varsa Rabbim kabul etsin insan sevdiğin cumanasını perşembeden kutlarmış şimdiden herkese de hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar bir kalp enerjimiz var arkadaşlar. Bir geri dönmek isteyen, geri dönmesini istediğiniz bir kişi var. Ee, ve bununla alakalı da e, siz değerli izleyenlerim aklınızdaki kişiyle alakalı bir kalp oluşmuş olduğunu yıldıznamemiz bana hissettirdi. Ama aklınızdaki kişi size karşı yönü şu an tam bakmıyor. E, aklınızdaki kişi tamamen böyle farklı bir noktaya odaklanmış e, ve kafasında böyle e, İki tane sıkıntısı var aklınızdaki kişi tartışmalı uzak olduğunuz konulardan bu tartışmalardan sezona karşı bir soğukluk enerjisi bana hissettirdi aranızda bir küslük var. Aranızda bir iletişim problemi var. Onun bu git gel ruh hali sizde soğukluk yaratmış. Gerçekten sizi de burada duygu ve düşüncenizi, enerjinizi bu kişinin bu hal ve hareketleriyle tamamen düşürmüş olduğunu gösteriyor. Geçmişinizde çok fazlasıyla burada düşündürülen bir noktalarınız var. Geçmişinizi çok fazla düşündüren noktalar var aklınızdaki kişiyle alakalı. Aslında aklın Aklınızdaki kişiye siz elinizden geldiğince güzel enerjiler göndermeye çalışıyorsunuz, bir umut bekliyorsunuz ama aklınızdaki kişi şu an böyle bir geçmişle sıkıntısı var, geçmiş o da özlüyor, geçmişte bir sıkıntı var, geçmişte birlikteliğiniz, aynı evi yaşamanız, aynı ortamlarda geçmesi, müziği dinlemesi biraz böyle kendisi burada tamamen kapatmış olduğu için siz de onun enerjisine ulaşamıyorsunuz. Aklınızdaki kişi şu an böyle bir geçmişle sıkıntısı var, geçmişinizi özlüyor ama bazı şeyleri sizlere belli etmiyor. Kendini tamamen kapatmış. Bir sessizliğe bürünmüş olduğunu gösteriyor. Bu sessizlikte size kızgınlık, size tabii ki öfke yaratıyor. Çünkü ya bir bitiş noktasındasınız, belki evlisiniz, boşanma arifesindesiniz ya da burada ya biti ya devam edelim. Sizde de böyle bir aradalık var. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu aralar e, geçmişi yad ediyor bu kişi. Kulaklarınızda çabuzlanma enerjisi oluyorsa belki bu kişi e, size enerji gönderiyor. Çok fazla özlem, çok fazla burada istek, çok fazlasıyla burada e, adım atma arzusu var. Ama e, böyle bir reddedilme korkusu var. E, sizin tarafınızdan e, bir tartışma olabilir. Mi? Adım atsam neyle karşılaşırım bir endişe var. Aslında sorun tamamen bunun aklındaki kişi, aklınızdaki kişi ve bunun aklındaki ile beraber. Bunun hakkında böyle bu iki konu her neyse bunları çözmek, bunlarla bağlantılı olarak iyileşmek istiyor. Bu kişi bu problemlerle bağlantılı bir araştırma yapıyor. Bu iki sıkıntıyı belki maddi, belki manevi aile, belki iş ya da böyle sorumluluk alamıyor, kendine güvenemiyor. Yani böyle bir bu enerjisi de vermiş olabilir. Belki böyle bir sessize yatmak onun işine de geliyor olabilir bazı şeylerin değişmesi, bazı durumların toparlanması ve bazı adımların atılması gerekiyor. Çünkü burada uzun süreli bir ilişki var. Yani bu ilişkide çok fazlasıyla emek var. Bu kendisi arkasına atması gerekiyor. Kendi tarafından iyi gelmeyen kişilerin de enerjisi var. Bir şeyleri arkasına atması gerekiyor. Yani size bakması ve geleceğine odaklanması gerekiyor. Biraz bir toy enerji var ve çok çabuk havası karışıyor. Böyle bir e, üç kişi e, bu kişi bunun aklını karıştırıyor. Bunlar belki yüzlerinde belli etmiyor. E, bu üç kişiyle bağlantılı olarak e, tamamen bir menfaat var burada. Bir menfaat enerjisi bana hissettirdi. Şimdi böyle düşüncelerle bağlantılı adım atacağını, kararların arkasında olabileceğini bunları size söyleyebilirim ama size geldiğinde de bu sıkıntılar, bu gölgeler e, sizinleyken de olacak ama e, bunları aşması ve bunları çözmesi birkaç vakit alabilir. Ee, ama sizin de kavuşmak istiyor aklınızdaki kişi. Eğer bir boşanma harifesindeyseniz ağzınızdan çıkacak kelimelerle kaderiniz şekillenecek. Kendisi yine belirtiyorum ki e, bağımlılığından, gölgelerden, dedikodulardan atmış olduğu, olduğu adımlardan dolayı bir pişmanlık var. Bu kişinin kahrı çekilmez arkadaşlar. E, bunu da belirteyim. Burada bir bir mahkeme var. Çekişmeli sıkıntılı olarak gözüküyor ama rakam olarak yine burada bir rakam vermem gerekirse 29 rakamı çok net çıkmış. 29'u aldık kabul ettik yine bir 29 vakası var artık böyle bir şeyleri o merak ettiğiniz olayların gün yüzüne çıkmasıyla bağlantılı olarak gözüküyor en azından böyle bir arafta kalmaktan kurtulmuş olacaksınız çünkü burada böyle bir şartınızı da koyacaksınız çok fazla kızgınlıklarınız var onun yüzünden dengenizi de kaybetmişsiniz onun yüzünden böyle iş kazanç maddi maneviyat size böyle bir zarara da uğratmış çok ciddi bir zarar var artık her şeyin emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz bu dengesizliğine son versin istiyorsunuz. Bu dengesizlik, bu gölgeler olduğu süreci üçüncü şahısların etkisi bir hile, bir yılanlık enerjisi var, bir menfaat var. Bu sıkıntılar bu kişiden uzaklaşacak ki bu kişi de yolunu geleceğini bilecek. Ya bu çocukluğundan beri bir sıkıntılı biri ya bir hastalığı da olabilir ya da ailesiyle bir problemi olabilir kopuk bir enerji ama burada yine belirtiyorum ki dengesizlik var. Belki de şöyle olabilir bu kadar dengesizlik, bu kadar sıkıntı, bu kadar kararsızlık hepimizin hayatında mevcut ama bu kişi biraz böyle bir korkak enerjide korkuları var. Belki bu rüyasında korkuyor, belki ailesinden etki eden gölgelerin büyü enerjisi de olabilir bunda bir nasip kısmet kapanıklığı da olabilir yani gerçekten çok istiyorsanız lütfen siz değerli izleyenlerim gıyabında dua etmeye devam edin çaresiz eli kolu bağlı bir kişi yansıdı burada Kimle enerjim tutsu, tuttuysa yazsın videoların altına e, sabırlı olmak artık böyle dengeye kavuşmak ektiklerini biçmekle alakalı bir gelişme var e, bu kişi de pişmanlığını yaşayacak aslında biraz duadan, biraz şükür enerjisinden, maneviyattan uzak bir aklınızda kişi var. E, enerjisini böyle bir doğru yönlendirmemiş. E, bunu da belirtmek istiyorum. Ama dilerim ilahi adalet her zaman siz ne yaşarsanız, ne yazarsanız o olacak. E, çünkü burada dualar kaderinizde değişebilir. Ay ay aklınızdaki kişi gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar. Bunu sevgili olarak almayın arkadaşlar. Belki evladınız olabilir, belki gelin damat, belki bir durum vardır ama dediğim gibi şu an sizinle meşgul ediyorsa o da arkadaşlar. E Ş E R D N harfinde bir bayan var. Bunun kafasını karıştırdığını size söyleyebilirim. Burada kafa karışıklığı, karışıklığı yaratan bir bayan arkadaşlar bazı durumlarla alakalı aydınlanmalar başlayacak bu durumlar sizi sıkan durumlarla bağlantılı iyi gelmeyen enerjilerle bağlantılı 5 vadeye kadar göreceğiniz adım atacağınız önemli değişimler olacak. Ee, ve en önemlisi arkadaşlar bir gün bir hafta ayın birlerine bir bakın ee, bu sizin e, uğurluş e, rakamınız olabilir haklı olduğunuz konularla bağlantılı burada bazı durumlar e, yüzünüzü güldürmeye başlayacak evet e, şimdi böyle bir geçmişi e, bir duvar ödüp e, arkanıza alacaksınız tamamen huzur ve istediğiniz bu durum konu her neyse size uzak değil tamamen istediğiniz huzur ve bu huzuru bozan gölgeler var bu göl geler yavaş yavaş uzaklaşacak. Çünkü memnun değilsiniz en yakın çevrenizden. Memnun değilsiniz dedikodulardan, iftiralardan ve sıkıntılardan, yaşanmış olaylardan düşmanlarınız çok. E, ve düşmanlarınız çok yani bir dönem çok sinirlendirmişler sizi. E, sizi burada ger gerçekten çok fazlasıyla sinirlendirmişler. Arkanızdan o kadar çok konuşulmuş ki bu düşmanlar e, şimdi kendi düşmanlıklarını yaşayacak. E, bunlar ektiklerini biçecek. Ve siz bu yüzleşmelerde bu e, kesinlikle e, arkadaşlar burada özellikle e, Ü N e, R harfinde bir kişiyle yüzleşirken kendini ifade ederken lütfen çok net ol sizin elinizde bazı deliller var bu bir erkek kişisiyle bir yüzleşme yaşayacaksınız burası biraz sıkıntılı ama e, şunu da belirtmek isterim ki bunu yaşayacaksınız e, ve burada e, şu Biraz böyle hızlı geçtim arkadaşlar, hızlı hızlı anlatmak istiyorum çünkü çok sıcak. Ee, sizi de ekran başında hmm, çok fazla böyle demoralize etmek istemiyorum. Ee, ve ayrıca e, şimdi burada çok dualarınız var. Zaman zaman böyle bir gözyaşlarınız var. Ee, bir şeyleri e, evet çok istiyorsunuz, çok arzuluyorsunuz. Bir şeyler sizin elinizde değil. E, bazı böyle bir engeller önünüze giriyor. Bazen böyle sıkıntılar sizde böyle bir hırçınlık oluşturuyor. Ödemeniz olabilir önünüzde e, ve bu sizin böyle bir sırtınızda yük olarak gözüküyor. Dua kapınız çok açık arkadaşlar. 23'üne bir bak derim. Hem maddi manevi bir rahatlama olacak. Çok iyi gelecek. Destek de var arkadaşlar. Siz de bu dönem sıkıntılarla bağlantılı şifa almaya başlayacaksınız. Zorluklar yaşamışsınız. Ailenizle, evlatlarınızla, sevdiklerinizle bir konuda imtihana tabi tutulmuşsunuz. E, bu sizi derinden üzecek arkadaşlar ama bununla bağlantılı olarak bir gelişme var şanslı kapılar açılmaya başlıyor ama aslında çok şanslı bir döneminiz var ve bu şanslı dönemi lütfen çok iyi değerlendirin İmzalarınız, konuşmalarınız anlaşmalarınız yeni bir sayfa e, bunlarla bağlantılı olarak tamamen böyle bir. Düzelmeye başlayacak arkadaşlar ama çevrenize dikkat edin. Sizi dibe çekmek isteyen kişiler var. Çok konuşuluyorsunuz. Düşmanlık etmeye çalışanlar var. Birinin önünü kesmişsiniz ama ikinci düşmanınız tam kapınızın eşinde ve böyle bir ses size almış kendini bekliyor. Resmi kurumlarda yarım kalmış iş işleriniz, evraklarınız var e, ve bu durumlarla bağlantılı bu kurumsallık işlerinizde bir gelişme yaşanacak bir iş için konularınız var ee, ve biraz huzursuz biraz ikilemde kalacaksınız ama kollarınızı sıvaladığınız anda e, bu işi başarıyla çözeceksiniz arkadaşlar sıvalamak da ayrı bir kelime oldu benim için mevki rütbe e, artık sizin için kazanç çok önemli olarak gözüküyor boş işlerle uğraşmayın artık arkadaşlar tamamen kendinize ve geleceğinize yatırım yapacağınız Güzel süreçler başlamış arkadaşlar. Burada biraz böyle sıkıntılı bir süreç geçmesi sizin için. Bir beklemeniz gerekiyor. Bir uğursuzluk, bir basiretsizlik üzerinizde mevcutmuş ama yıldızınız çok düşük. Yıldızınıza dikkat edin. Ya Rafi Esma'sı arkadaşlar. Ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Çekin bol bol. Sizi böyle iyi şanslar, iyi fırsatlarla karşı karşıya getiriyor. Yıldızlık, düşüklüğünüzü bu şekilde düzeltin arkadaşlar. 351'den aşağıda okumayın. Hatta 401'in üzerinde de okuyabilirsiniz. Nazarlar çok birbirine yakın bir enerji arkadaşlar. Yıldız düşüklüğü ve nazar bu yüzden bu bu sizin önünüze gelebilir siz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinizi ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Bakalım. Çok video Atacağım bugün. Çünkü dün atmadım. Çok böyle sitemler gelmiş. Ee, çok video ama kısa süreli videolar olacak. Ee, takipte kalın. Hoşçakalın.